Hoş geldiniz ve de geçmiş olsun, yani hoş geldiniz demek çok doğru değil. Evet. Şimdi nedir son bilgi? Biz işte diyoruz ki işçiler var, sayısı belli değil. Nedir? Evet. Şu anda söylemek yani bunu konuşmak belirli değil. Belli olmayan bir şey üzerinden konuşman ama mesele şudur. Buranın kayacağını ve bu felaketlerin yaşanacağını biz daha önce anlattık. Yazdık, raporladık. Bilir kişilere bunları sorduk ama bunları ne yazık ki yanıtsız bıraktılar ya da firmanın uluslararası standart diye uydurduğu ÇED raporuna koyduğu rakamları esas alarak bu felakete neden oldular. Bakın daha önceki hikayelerde açtığımız davalar dahil olmak üzere. Şimdi buradaki hikaye şudur. Milyonlarca ton kayaç yerin altından çekiliyor, kırılıyor, öğütülüyor. Boyut veriyorum, önemli bu. 6 ile 12 milimetre, yani 1 santimin altında. Ve bunun içerisinde tozu toprağı da olduğunda bu bir çamur yığınıdır. Orada yığılmıştır. Şöyle düşünün, 500 metre genişlik düşünün, 250 metre derinlik düşünün, 60 metre yükseklik düşünün. Böyle bir dağ. Bu dağın bu haliyle ayakta durma şansı yoktur. Olmadığını defalarca söyledik. Bilirkişi heyetlerinde onlara da sorduk bunu. Ama ne yazık ki bunun yanıtını alamadık. Ortaya çıkacağı belli olan bir felakettir. Bunu sadece bugünkü kazayla değil, bakın bunun benzeri Uşakeşme'de 2013 yılında oldu. Burada biliyorsunuz 2 yıl önce Haziran ayında küçük bir kayma olmuştu. Bunun gibi diğer yerlerde de bunlar yaşanıyor. Ama büyük bir can kaybına sebebiyet verdiğinde ancak gündem olmuş oldu. Ama oysa bu geleceğimiz için bunlar her an yaşanabilir, olabilecek felaketlerdir. Ve şu anda eğer kayma maden çukuruna indiyse, hemen yanı başında çukur var oranın, eğer oraya indiyse bizim yeraltı su akiferlerimizin tamamına inmiş olacaktır. Ve bu yüzlerce yıl, binlerce yıl orayı kirletmeye devam edecektir. Mesele budur. Evet, sizin uyarılar üzerinden de aslında siz demişsiniz ki mesela daha önce kapasite artırımıyla birlikte daha da büyük tehlikeler yaşanacak diyorsunuz. Evet. Mesela evet. Fırat Havzası'nın tam ortasından bahsediyorsunuz. Biraz önce de yeni bilgiler de var Fırat'a doğru uzandığına ilişkin. Yani büyük bir tehlikeyle de karşı karşıya kalabiliriz şu an. Şöyle. Bakın bu Fırat ÇED raporunda şöyle yazar. Fırat Nehri'ne 350 metre mesafede. Evet. Öyle değil. Fırat'ın içinde. Havzanın içindedir. Yani şimdi bir Fırat Karasu'dur orası. Yani içinde. Yani 150 metre, 350 metre kolun üstünde olması Fırat olmuyor mu? Evet. Yağan yağmur, düşen damla yer altından, kenarından, üstünden oraya akar. Bir de bu sadece tartışma meselesi akma, uçma, yeraltı kirlenmesiyle ilgili değildir. Bu uçan kısım siyanür liçinin olduğu, solüsyonların olduğu, İyonların olduğu bölgedir. Oradan sürekli hidrojen siyanür gazı buharlaşıp bütün çevreyi kirletmekte, zehirlemeye devam etmektedir. Yani uçmamış olsa da zaten burası felakettir. Onun için hani biraz önce bir televizyon kanalında da sordular. Hani önlem alamaz mıydı burayla ilgili firma evet. diye. Alamaz. Alması mümkün değildir. Almaya kalkarsa zaten bu maden işletmez. Çünkü kar etmez. Yani şimdi, bunu böyle görmek gerekiyor. Bu büyük bir sosyolojik olaydır, felakettir. Bu şikayetlerin ardından 21 Haziran 2022'de evet. faaliyetine son veriliyor ama 23 Eylül'de yeniden açılıyor. Evet. Şimdi bir de böyle bir süreç yaşanmış zaten. Şimdi yani şöyle göstermelik bir şeyler yapılır, devam eder. Bakın bizim yargı kararı aldığımız yerler vardır. Bakın Uşakeşme. Evet. Geçin öteki tarafta Sivas Kangal. Yargı kararı aldığımız yerlerde, iptal kararı aldığımız yerlerde yeni raporlarda gelip atıyorlar bunları. Bu sosyolojik bir iştir. Yani bunu telefonda böyle kısaca anlatamayız. 30 yıl, 3 yıllık meslek yaşamımın 30 yılının mücadelesini bunlarla geçirdim. Ta Bergama sürecinden beri. Bunun yüksek lisans tezim olmakla birlikte kimyasal olarak en ince ayrıntısına kadar bilmem başka bir şey. Ama esas burada bunun sosyolojik meselesini tartışmadan, ekonomik boyutlarını tartışmadan bu işi çözemeyiz. Şimdi bakın bölgeye kimse yanaşabiliyor mu? Büyük bir jandarma önlemi alınmış değil mi? Güvenlik önlemi. Kimse yanaştırmıyorlar. Gelen bilgiler öyle. Doğru mu? Evet, evet. Peki niye yanaştırmıyorlar biliyor musunuz? Neden? Gerçekler ortaya çıkarsa uluslararası borsada çöker. Hisse senetleri satılmış. Hisse senetleri için yani kumar için insanların yaşamı sıfıra sayılıyor. Bunun bu boyutta tartışmadığımız müddetçe, bu boyutta bunu ele almadığımız müddetçe çözemeyiz. Yani tek başına teknik kısmı uçtu.
Hayır, uçtuğuyla bitmez bu iş. Uçmasaydı da ileride uçacaktı zaten. Bak bunun gibi olan başka altın madenleri var. Başka madenler var. Liç yöntemiyle işletilen. Açığını kapalısını tartışmanın bir anlamı yok burada. Bunlar bugün uçmasa yarın uçacak. Geçmişte küçük uçtu. Şimdi büyük uçtu. Mesele budur yani. Buradan bağlamak gerekiyor. Şimdi bir açıklama gelmiş. Bir açıklama gelmiş Cemalettin Bey. Anagolt Madencilik'den bir açıklama. İşte deniliyor ki bugünkü bu olaya ilişkin büyük üzüntü duyduğumuzu paylaşmak isteriz denilmiş. Ve bir taraftan da işte bu yaşanan olaya karşı işte acil hemen güvenliğin alındığını, AFAD birimlerinde yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra işte tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildik deniliyor. Ama tabii olayın içeriğiyle ilgili yani hem bir şey yok. Söylemezler. Bunlar standart şeyler. Bunlar standart şeyler. AFAD ne yapacak? Milyonlarca ton. Bakın az hafızanızı geri gönderin. Elbistan 50 milyon metreküp toprak işçilerin üstünde, mühendislerin üstünde, çalışanların üstünde kimseyi bulabildiler mi? Yani bu mesele AFAD meselesi değil. AFAD yani afete neden olan durum, oraya ruhsat vermektir. Bakın Türkiye'nin bugün bütün alanları, başta Karadeniz bölgesi olmak üzere, Çanakkale, Kaz Dağları, bütün dağlarımız bu hale getirilmeye çalışılıyor. Şunu söylesinler, evet biz hata yaptık. Bunu söyleyenler, bilim insanları, mühendisler, sosyal olarak bu işlerle ilgilenenler, yurtseverler, bu ülkeyi sevenler doğru söylediler, biz hata yaptık. Bütün madenler kapatılmalıdır desin, bu tip madenler kapatılmalı desinler, bir dursunlar. Böyle yapacaklar tabii, üzgünüz, çözeceğiz, afet geldi. Yani uçmuş, uçacak bunlar ama. Bu deniliyor bakın, ki, deniliyor ki. Burada bakın, buraya kilitlemeyelim. Bu bir parçası. Daha başka felaketler olacak. Geçmişte olduğu gibi diğerleri de olacak. Tek başına Erzincan, İliç'te kilitlenip kalmayalım. Ve İliç'teki bu oluşan uçmayla da kilitlenip kalmayalım. Çünkü geçen sefer de uyardım ben. O Haziran ayında uçtu ya 2 sene önce. Küçüktür evet. Dedim. Bu bize ihtardır dedim. Hani bu bir belki şanstır dedim. Kendilerini toparlarlar diye. Şimdi daha büyüğünü gördük. Bunu tabii bu kadar insanın canına mal olduysa şanstır diyemem tabii bakan gibi. Ama en azından buradan bir ders çıkaralım. Bu bir laboratuvardır. Bu söylediklerimizi dikkate alsınlar. Benim orada inceleme yapmama da gerek yok. Ne olduğunu, ne bittiğini adım gibi ezbere artık söyleyebilirim. Onlar da diyorlar ki Cemalettin Bey, açıklamada şu var. Olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli zorunda bilgileri vereceğiz diyorlar. Onu yazmak zorunda. Öyledirler. Açıklamalar hep böyledir bunların. Şeffaftırlar hep. Şeffaftırlar da neden geçmiş dönemde bu tür çalışmalarla ilgili insanların eleştirilerini almazlar? Ya bu, şimdi bu tartış, bakın şunu ben artık tartışmam. Şunu söylemiş miyim ben? Arkadaş, burası bugün, yarın ya da başka bir gün uçacaktı. Uçtu mu? Uçtu, bitti, ben tartışmam daha. Bitti, yürüsün gitsinler. Terk etsinler bu ülkeyi. Hiçbir açıklama yapmasınlar. Bir tek şu olabilir, ya toplumdan özür diliyoruz denir, o canlarla ilgili de artık nasıl bir cezalandırma gerekiyorsa yargı kararıyla bu işler. Çünkü bunlar bunu bilerek yaptılar, bak bilinmeyen bir şey değil bu. Bak bu taksirle falan filan değil ha, kasten planlayarak cinayettir. Cana kıyma cinayetidir, doğaya kıyma cinayetidir. İşte geleceğe kıyma cinayetidir. Bu kadar uyarıdan sonra diyorsunuz sizin de. Yani kaç yıldır anlatıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ben her şeyden sonra çıkıp